Baba! Efendim Gökhan? Ya baba, bizim evin önünde şamata var ya! Hayırdır lan, ne olmuş? Ya sorma baba, bir tane kırmızı BMW var. Baba, araba yanıyor ya! Ya babanın arabası işte, baban aldı senin için. Baban aldı mı böyle araba alır. Ne? O araba bizim mi? Evet bizim, yanıyor deme araba. Ama baba, araba harbiden yanıyor. Nasıl yanıyor lan? Ya baba, alevli alevli işte. Ama merak etme baba, ben ambulans aradım. Lan, itfaiyeyi niye aramadın? Yaparsın baba, cahillik. Gitti BMW. Yanıyor yanmaz mı, su verin adama. Kız öldü diyorum, tek başına sokağa mı çıkmış diyor. Kız öldü diyorum, nasıl giyinmiş diyor. Kız öldü diyorum, soyu sopu dini ırkı neymiş diyor. Yahu kız diyorum öldü. Geleceği öldü, hayalleri öldü, umutları öldü. Annesi babası öldü. İnsanlık öldü lan. 19'du yaşım, hep dimdikti başım. Kardeşim merhaba, buralarda lavabo var mı? Vallahi bilmiyorum kardeşim ya, biz ders çalışırken zaman kaybetmemek için bunları yapıyoruz. İstiyorsan sen de kullanabilirsin. Aa, renge bakılırsa ikisini de ona yapıyorsun galiba. Büyük zor oluyordur ya. Neyse kardeşim, eyvallah, ben bulurum. Selamun aleyküm mümin kardeşim. Buralarda abdest bozabileceğimiz bir yer var mı? Mümin kardeşim, ikindi vakti geldi. İstiyorsan namazımızı kılalım, ondan sonra bozarsın abdestini. Birader, buralarda sıçabileceğimiz bir yer var mı ya? Dumanı takip et, bulursun birader. Bu evin tek bebeği benim lan! Gökhan bir rahat dur oğlum artık ya! Konuşma lan! Gökhan! Baban gelecek birazdan, baban gelince söyleyeceğim seni babana. Ye? Anne babama söyleme ya! Hak ettin sen artık! Ekrem, bu çocuk artık beni çileden çıkarıyor, bütün gün yaramazlık yaptı, artık şu çocuğuna bir şey söyle. Oğlum daha işten geleli 2 dakika oldu, bismillah be! Zaten işte pestilim çıkıyor, ben her gün bunları duymak zorunda mıyım lan? Baba özür dilerim, ben bir daha yapmayacağım. Sıkıyorsa yap hadi bundan sonra. Bana bir tane ip getirsene. Baba elimi yeden bağladın. Bu soruyu bir kendine sor oğlum bakayım, neden bağladım elini? Baba tamam, yapmayacağım bir daha, gerçekten elim çok acıyor, ne oldu çöz. Sen sabaha kadar dur böyle, başka türlü akıllanmayacaksın Gökhan. Baba yapma, korkuyorum. Baba elimi oynatamıyorum baba. Baba. Baba hoş geldin. Bugün hiç yalanmazlık yapmadım. Anneme de sorabilirsin. Baba bugün... Elimi geri verir misin? Küçüğüm daha çok küçüğüm. Gökhan oğlum hadi geç kaldık ya, düğün başladı. Geldim baba. Baba oğlun nasıl olmuş? Oğlum ne bu yakışıklılık, kime süslendin lan bu kadar? Oğlum bugün düğünde mayita yapacaktı. Öyle mi? Hadi bakalım rastgele. Teşekkür ederim baba. Baba, oğlun yengeni buldu. Buldun mu? Hangisi lan? Bak baba, şuradaki beyazlı kız. Beyaz mı? Oğlum o gelin. Ye. Gelin mi? Baba yıkak kıyıldı mı? Yok kıyılmadı da. O zaman hala geç kalınmış değil. Pardon hanımefendi. Buyurun. Acaba bu dansı bana lütfeder misiniz? Dans mı? Ama halay çekiyorlar. Konuları saptırma lan. Lütfediyor musun etmiyor musun? Küçüğüm yapma böyle ama, sen daha çocuksun. En iyisi sen bak şurada park ver. Git orada arkadaşlarınla oyna. Ye. Çocuk mu? Evet sen daha çocuksun. Öyle mi diyorsun? İyi o zaman. Dikkat et de. Çocuk dediğin eline çocuk vermesin. Çocuktuk ve masumduk. İnsan sistem yalanını sundu. Nasıl geçti duruşma? Kaç yıl verdi hakim? 10 yıl verdi. 10 yıl. Sen adam öldürdün değil mi? Aynen abi. Niye öldürdün oğlum adamı? Sevdiğim kızı taciz ediyordu. E'si şerefimi korumak için öldürdüm abi. Şeref mi? Oğlum şerefin için adam mı öldürülür lan? 10 yıl burada şerefin için mi yatacaksın? Allah'ın geri zekalısı. Abi. Sen şerefsizsen... Anlayamazsın. Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim yok burada. Ama ben daha doymadım. Doymadın mı? Oğlum duruyor, yemeğin bitirsene o zaman. Allah Allah ya, ben yerde yanlış yapıyorum ya, bir yerde eksiklik var ama. Neyse bakalım, yakında kokusu çıkar. Artık bazı şeyleri öğrenmenin vakti geldi. Bu evin neresi kim lan? Benim. Ha baba sen bir şey söyleyecektim de, benim cici bebem çok az kalmış. Bana gereken cici bebe alır mısın? Alırım tabi oğlum, başka istediğim şey var mı? Yani 20'lik bir çıtır olabilir. 20'lik mi? Oha Gökhan. Oha mı? 20'liğe mi takıldı bu ya? Tamam 19'luk olsun. Çıtır çıtır ısırırlar seni, en münasip yerlerinden. Bak saat kaç oldu, hala gelmedi çocuk. Nerede bu çocuk? Gelir birazdan bey, vardır geçerli bir sebebi. Zaten hep senin başının altından çıkıyor bunlar. Saat 2 oldu, 2'de eve mi gelinir? Bak geldi galiba, kapı açıldı. Oğlum sen neredesin? Kusura bakma geç kaldım biraz. Oğlum bu saatte eve mi gelinir? Sen benim kalbime mi indireceksin lan? Ben aslında erken gelecektim ama tam otobüste inerken bir tane kızın yalnız kaldığını gördüm. Aklıma Özge Can geldi. Ben de kızın gideceği yere kadar devam ettim. Oradan da yürüyerek geldim baba.
Kusura bakma. Oğlum. Baba. Kapat kızın bacaklarını. Ne kadar ayıp değil mi? Sözde kadın erkek eşit. Bebekken çekip pimi. Evet çocuklar, dün gece hepinizin resimlerini inceledim ve hepiniz şahane resimler yapmışsınız. Hepinize yüz verdim. Ama bir kişi hariç. Gökhan, kalk bakayım ayağa. Efendim oğlum benim. Bak Gökhan, sen de çok güzel şeyler çizmişsin ama burada baban galiba. Babanın kollarını çizmeyi unutmuşsun. Bunu tamamlarsan sana da yüz veririm, tamam mı oğlum? Öğretmenim, ben onu unutmadım. Bilerek çizmedim. Unutmadın mı? O zaman neden çizmedin? Çünkü... Artık babam annemi dövemesin diye. Baba, bak bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerinle süzerdin. Belli etmesem de her şeyden özeldin. Değer verdiğin şişenin kafası annemden güzel mi? Baba! Efendim oğlum? Oğlun artık abi oldu. Bak baba! Baba! Lan sen abi olduysan benim de baba olmam gerekmiyor mu? Yoksa... Düşündüğüm şey mi? Yok yok baba, düşündüğün şey değil. Ya ben bunu parkta buldum ya. Dedim ki benim kardeşim olur musun? O da kabul etti. Ben de götürdüm. He oğlum, ben de zaten onu düşünmüştüm. Ne? Valla baba kusura bakma da sana da yeden boynuzu Fikret dedikleri belli. Ya oğlum onu bunu bırak da bu iş böyle olmaz. Çocuğun annesi babası merak eder. Ne merak edecekler lan? Siz beni merak ediyor musunuz? 3 aydır evde yokum. Bir gün aradınız mı lan? Sen 3 aydır yok musun? Yokum tabii. Oğlum biz seni odanda sanıyorduk ya. Vay be, anne babaya bak. Tam örnek ebeveyn. Valla ne yalan söyleyeyim, ses çıkmayınca bizim de pek bakasımız gelmedi. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama... Siz ondan da anlamazsınız ki. Tükür oğlum. Bu çocuklar kitap istiyor, okumak istiyor. Hey, neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa. Anne. Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan. Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne, çağıralım, belki gelir. Anne. Bir gün de cennet babamı özlesin. Bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerinle süzerdin. Hocam iyi akşamlar, merhaba. Beni hatırladınız mı? Yok oğlum, tanıyamadım, kusura bakma. Hocam ben ilkokuldayken bir sınıf arkadaşımızın saati kaybolmuştu. Ben almıştım ve siz arama yapacağınızı söylediniz. Ben çok korkmuştum size ve sınıf arkadaşlarıma rezil olacağım diye. Ve siz bütün sınıfı tahtaya kaldırarak gözlerini kapamasını istediniz. Ve en baştan arama yapmaya başladınız ve bana geldiğinde saati buldunuz. Ve aramaya devam ettiniz. Arama bittikten sonra bütün sınıfı yerine oturmasını söylediniz. Ve bütün sınıf yerine oturduktan sonra saati sahibine verdiniz. Ve o gün bana ve sınıf arkadaşlarıma hiçbir şey söylemediniz. Hocam o gün ben kendime bir söz verdim. Bundan sonra ne olursa olsun bir daha asla hırsızlık yapmayacağım. Hocam, o günü nasıl unutursunuz? O günü tabii ki unutmadım ve hayatımın sonuna kadar da unutmayacağım. Ama o gün o saati çalan kişinin kim olduğunu ben de daha yeni öğreniyorum. Çünkü o gün sizlere gözünüzü kapatın dediğimde çalan kişiye içimdekini beslememek için ben de gözlerimi kapatmıştım. Bilginin ışığında yükselecek bu vatan. Baba! Efendim oğlum. Ya baba, dedem yerde ya, ben bayağıdır göremiyorum. E deden halanlarda kalıyor ya. Ha, ne zaman gelecek baba, gelsin artık, özledim. Gelecek de orada rahat iyiyim şimdi. Biraz zaman geçsin gelecek, merak etme. Peki baba. Evet çocuklar, dün de söylediğim gibi bugün huzur evine gideceğiz. Herkes okuyacağı kitabı getirdi mi? Getirdik hocam! Gökhan kanka, sen ne okuyacaksın? Ha, senin suçun değil, bunu okuyacağım. Arkadaşlar hoca gidiyor, hadi gidelim. Aa, dedeler ne kadar tuhaf değil mi arkadaşlar? Dede? Gökhan? Dede, senin ne işin var burada? Oğlum ben burada yaşıyorum. Ama dede, babam bana halamlarda kaldığını söyledi. Merak etme, tek kandırılan sen değilsin. Halanın çocukları da sizde kaldığımı sanıyor. Dede! Ya dede! Küçüğüm.